İşte lider, işte teşkilat. Teşekkürler Samsun. Sevgili Samsunlular, AK Parti Samsun Teşkilatımızın değerli mensupları, saygıdeğer divan, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibariyle 58 vefatımız var, 896 yaralımız var ve bunların 200 kadarı şu anda tedavide ama bunun dışındakiler taburcu edilmiş vaziyetteler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespitiyle yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor. Dün Van Kongresi'nden İzmir'e geçmek suretiyle orada kriz merkezinde arkadaşlarımızla toplantımızı yaptık ve bir enkaz bölgesine giderek orada da enkaz bölgesinde bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, bugün bir kez daha Samsun'da olmanın, sizlerle kucaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından 19 Mayıs'ı, Atakum'u, Cani'yi, İlk Adım'ı, Tekkeköy'ü, Alaçam'ı, Asarcı'yı, Ayvacı'yı, Bafra'yı, Çarşamba'yı, Havza'yı, Kavağı, Ladi'yi, Salı Pazarı'nı, Terme'yi, Vezir Köprü'yü, Yaka Kent'i selamlıyorum. Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerimi kalpten selamlıyorum. Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar, sazın bir. Ahdine sadıksın, özün, sözün bir.
Evvel eski meylin aşkadır Samsun. Gönlümdeki yerin başkadır Samsun. Evet, Samsun'un bizim gönlümüzdeki yeri başkadır. Karadeniz'in kapısı, İstiklalimizin tapusu olan Samsun'a olan muhabbetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Samsun, şairin bin gemle bağlanan Yağız at şaha kalkıyor. Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor dizeleriyle anlattı. Milletimizin o büyük kıyamının meşalesini tutuşturan şehirdir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıl dönümü kutlamalarını maalesef salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimize emanet ettiğimiz, işte Asım'ın nesli dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlerimize her alanda bunun için gereken altyapıyı bırakmakta kararlıyız. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. olağan kongresinin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Samsun'dan bu önemli kavşakta çok da fazla destek bekliyorum. Ancak bu mücadelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklarımıza büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalimizi 2053 vizyonumuzla gerçeğe dönüştürebiliriz. Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapacaktır. Biz kaderi Türkiye'nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutur ve AK Parti şahsi hesaplarının hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur. Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren bir başka parti yoktur. Hangi seviyede olursa olsun partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan yeni isimler ve heyecanlarla AK Parti'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde üye sayımız şu an itibariyle Rabbime hamdolsun 11 milyonu aştı. Böyle bir parti yok. Samsun'un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını bekliyorum. Unutmayınız, üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.
Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mı? Hanımlar, seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? Maşallah. Gençler, seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? Maşallah. Her büyük mücadelenin öncü şehri olan Samsun'a da bu yakışır. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Daha önce ilçe kongrelerimizde görev almış olan ve bugün de ilk kongremizde görev alacak kardeşlerime başarılar temenni ediyorum. Bizleri bir kez daha coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bölgemizde ve dünyada siyasi, ekonomik, sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı, adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Tabii karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler, bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Milletimiz müsterih olsun. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Şairin diliyle ifade edecek olursak, fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez. Firavun assa da Nil'den umut kesilmez. Zalimler ölmüyor diye yeyse kapılma. Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez. Evet. Her gecenin ardından aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna inanan insanlar olarak biz kendi işimize bakacağız. Bir yandan ülke içindeki sıkıntılarımıza çözümler üreteceğiz. Diğer yandan bölgemizdeki projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar.
Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakta kalmadık. Yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik. Hepsinin yardımına koştuk. Maske gönderdik. Tulum gönderdik. İlaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık. Kardeşlerim, çünkü biz bu dünyada evet alan el değil, veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık. Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Bilfiil sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye'de biz varız. Libya'da biz varız. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi elbette bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib'de, Afrin'de, bütün bunlarla beraber değerli kardeşlerim, bizler Zeytin Dalı'nda şehitler verdik. Pençe Harekatı'nda şehitler verdik. Ama şunu unutmayın. Her şehit bizim için arazilerin evet vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor. Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Aynı şekilde Rabbime binlerce hamdolsun milletimizin birliğini, şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini de başlarına geçirdik. Dün Van'daydık. Aynen bu şekildeydik. Bir olduk. Beraber olduk. Kardeş olduk. İri olduk. Ve aynı kararlılıkla bugün Samsun'a geldik. Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır. Türkiye'ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak, önümüzdeki dönemde de ülkemize hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. İnşallah Oruç Reis'le sürdüreceğiz. Fatih'le sürdüreceğiz. Koca Yusuf'la sürdüreceğiz. Kanuni'yle sürdüreceğiz. Yavuz'la sürdüreceğiz. Ve bütün bunlarla beraber inşallah sismik araştırmalarımızda,
sondaj çalışmalarımızda Allah'ın izniyle gelecek çok daha farklı olacak. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın bu bilinçle vazifesine sarılmasını istiyorum. Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bu konuda en büyük güven ve güç kaynağım sizlersiniz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, milletimize daha çok hizmet, daha çok proje, daha çok yatırım, daha müreffeh bir ülke vaat ederken öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Bizim referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız hizmetlerimizdir. Türkiye'nin 80 vilayetiyle birlikte Samsun'da bu hizmetlerden payına düşeni almıştır. Samsun'a son 18 yılda toplam eski rakamla 30 katrilyon, bugünkü rakamla 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde 5188 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Samsun Üniversitesi'ni kazandırdık. Bunu biz yaptık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9768 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Biz yaptık. Önümüzdeki dönemde gençler sağ olun. Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba'da toplamda 4750 kişi kapasiteli yurtları daha öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize 35000 seyirci kapasiteli bir stadyumla birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık. İşte bakın, şu anda içinde bulunduğumuz stadyumun hali. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Samsun'a şimdi bu saatten sonra artık Süper Lig'e çıkmak yakışır. Ben de sizin yanınızdayım. Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz. 147 adet spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Samsun'da 4 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine yaptığımız millet bahçemizi tamamlayıp Samsunlu kardeşlerimin istifadesine sunduk. Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerimizin de proje çalışmaları devam ediyor. Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda yaklaşık eski rakamla 4 katrilyon, yeni rakamla 4 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda 1888 yataklı 18 hastaneden oluşan 37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Halen 550 yatağa sahip 4 hastane ile birlikte 7 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Yatak kapasitesi 900 olan Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 16 sağlık tesisimizin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplu konutta Samsun'da
11.539 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye ulaştırdık. Yapımı süren Ladik Taşova yolunu seneye, Samsun Bafra arası ve Samsun çevre yolundaki çalışmaları ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Bunları söylerken Ulaştırma Bakanım da yanımda. Samsun şehir geçişindeki 15 köprü ve viyadük ile Havza Amasya arasındaki 2 adet çift tüp tüneli tamamladık. Gelemen lojistik merkezini şehrimize kazandırdık. Gelemen Tekkeköy iltisak hattı projemizin inşası devam ediyor. 2 yıla kadar da onu tamamlıyoruz. Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonu ve sinyalizasyonunu tamamladık. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Bu programdan inşallah sonra resmi açılışını yapmak üzere oraya gideceğiz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Samsun'un geçtiğiyle gurur durulmaz mı ya? Samsun'un kadınlarıyla, kadın teşkilatıyla gurur duyulmaz mı? Ana kademesiyle gurur duyulmaz mı? İnşallah bu yolda birlikte kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin proje hazırlıkları ayrıca devam ediyor. Bu projeyle Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine tüm limanlara hızlı tren ile bağlamış oluyoruz. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı modernize ettik. Samsun Çarşamba Havalimanımızın yolcu trafiği 175 binden 1,5 milyona çıktı. Nereden nereye? Dereköy, Terme ve Alaçan Doyran köyüne balıkçı barınakları, Tekkeköy'e mendirek ve Tersane Limanı inşa ettik. Samsun'a 8 baraj kazandırdık. Asarcık Armutlu Barajı, Ladik Fındıcak Barajı ile Terme Salı Pazarı barajlarının inşaatları devam ediyor. Salı Pazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salı Pazarı ilçelerine menba suyu kalitesinde İçme suyu sağlayacağız. Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını Hasköy ve Kökçüoğlu su haznelerini inşa ederek çözdük. Son 18 yılda inşa ettiğimiz tesislerle 474 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımını tamamladığımız 107 taşkın koruma tesisiyle Samsun şehir merkeziyle 123 yerleşim yerini ve 28 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinin inşası devam ediyor. Bu arada Samsunlu çiftçilerimize toplam
yaklaşık rakam veriyorum. 2,5 katrilyon eski rakamla, yeni rakamla 2,5 milyar lira tarımsal destek verdik. Samsun'da 2 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Endüstri bölgesiyle ilgili çalışmalarımız ayrıca sürüyor. Doğalgazı şehir merkezimizle birlikte 12 ilçemizde kullanıma sunduk. Yakında Alaçam ve Yakakent'e doğalgaz sağlıyoruz. Görüldüğü gibi özetin özeti mahiyetinde sıralasak bile Samsun'a hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız. Değerli kardeşlerim, bu duygularla ilk kongremizde yeni dönemde görev üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden bir kez daha başarılar diliyorum. Sizlere şahsım, heyetim adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2023'e, önümüzdeki büyük kongremize en güzel şekliyle hazırlanarak inşallah 2023 seçimlerinde inanıyorum ki AK Parti'miz çok daha farklı bir neticeyle Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir. Hepinizi kalbi duygularla selamlıyor, kalın sağlıcakla diyorum. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Günnan'ın sınav hediyelerini takdim etmek üzere İl Başkanımız Sayın Ersan Aksu'yu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, teşekkür ederiz. Saygıdeğer divanı yerine davet ediyoruz lütfen. Buyurunuz. Evet, il başkanımız günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, bir de Vezirköprü ilçesi Sarıdibek yöresine ait el dokumaları yapılmış heybe ve kilimi Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek üzere Samsunlar adına Sayın Sümeyye Naçar'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'ı ve İl Başkanımızı aşağıya alıyoruz. Buyurun. Saygıdeğer Samsunlular, kongremizi katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Her zamanki gibi bugün yine coşkusuyla, sevgisiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basan siz saygıdeğer Samsunlu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.